10-16 Ekim haftasında yayında 29 dizi rekabet sürdürürken Mahkum'la ilgili beklediğimiz gibi final haberleri gelmeye başladı. Yalı Çapkın'ın yükselişine devam ederken sezonun en büyük hit dizisi haline geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam'sa reytinglerde keskin bir düşüş yaşadı. Ayrıca iki yaz dizisi daha finale gitti. Gelin bu haftaya bir göz atalım, bakalım hangi diziler zirvede ve hangileri daha yakın dönemde final yapacak. Bu sezonun yeni dizilerinden en büyük ilgiyi Yalı Çapkın'ı yakaladı ve dizi muazzam yükselişine devam ediyor. Dördüncü bölümüne ulaşan dizi totalde artık %10 barajına dayanmış durumda. Yani 8 milyondan fazla izleyiciye denk geliyor. Böylece haftanın liderliğini kaptığı ve en çok izlenen dizisi oldu. Aynı şekilde YouTube'da da yoğun bir şekilde takip edilen ve en çok izlenen dizi konumunda. Üçüncü bölümü artık 10 milyon izlenmeye ulaştı. Dördüncü bölümü ise sadece 2 günde inanılmaz bir hızla 7 milyon izlenmişti. Tabii AB izleyicisi daha öncesinde OGM'nin psikolojik yapımlarına büyük ilgi gösterirken bu diziye daha temkinli yaklaşıyor. Bunda da banal hikayesi ve işlediği konusu etkili ama bu konuyu bile ilgi çekici bir şekilde sunduğu için total izleyicisinin ilgisini yakaladı ve reytinglerde zirveye yerleşti. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'sa %8 ile sezonun en iyi açılışını gerçekleştirmişti ama ardından çok fazla yükseliş gösteremedi ve bu da bizde bazı şüpheleri doğurdu. Sonuç itibariyle de dizi 4. bölümünde çok ciddi düşüş yaşadı. Totalde %2'nin üzerinde kayıp yaşayarak %6'ya geriledi. AB kategorisinde ise %1'in üzerinde düşüş yaşadı. Zaten daha önceki analizlerimizde Destan ve Yalnız Kurt örneklerine dayanarak dizinin daha kesin bir hit olmadığını söylemiştik. Eşkıya dizisinin izleyici kitlesi sayesinde ilk başta müthiş ilgi yakalayan dizinin senaryosu bu ilgiyi sürdürebilecek kadar güçlü çıkmadı. Bakalım yeni bölümünde ne olacak? Gün gün devam edelim. Teşkilat yükselişine devam ediyor ve totalde %7'ye yaklaşırken AB oranlarını çok daha ciddi bir şekilde artırıyor ki AB izleyicisinin ilgisini çekmek çok daha zor. Dizi yeni hikayesi ve başrolüyle ki bu bir yıldız oyuncu tekrardan ilgiyi yakaladı ve 4. sezonuna da rahatlıkla gidecek. Yargı dizisi de rakibi Teşkilat'ı takip ediyor ve %5'in altına düşmesine rağmen tekrardan yükselişe geçti ve bu hafta artık %6'yı da aşmayı başardı. Belli ki senaristi yeniden izleyicisinin ilgisini yakalayabilecek bir hikaye ve ters köşeli olay örgüsü sunabildi. Ratingleri sezon sonuna kadar yüksek ilerlerse 3. sezona gitme olasılığı artar ama en iyisi tadında bırakmak. Tozlu Yaka'daysa düşüş gitgide devam ediyor ve Fox TV'de zaten düşük reytingli projelerin yerini alacak çok sayıda yeni dizi hazırlıyor. Yakında bahsedeceğiz. Kuruluş Osman güçlü bir sezon başlangıcının ardından ilginç bir şekilde düşüş yaşadı. Üstelik pek bir rakibi olmamasına rağmen yine de sıradan bir dalgalanma olarak görebiliriz. Ama eğer yükselemezse yeni gelecek rakiplerinin gerisinde kalma ihtimali var. Nitekim erken bir tespit olsa da tarihi dizilere ilgi gitgide düşüyor gibi. Alparslan da %5'te kalmış durumda. Kışa doğru bu netleşecek. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun yeni dizileri Gecenin Ucunda ilk bölümde kötü bir açılış yapmıştı ama ikinci bölümünde her iki kategoride de iyi bir artış kaydetti. Fakat reytingleri hala düşük ve yeni haftada iki yeni rakibi Hayat Bugün ile Tuzak dizileri yayına girecekler ve diziyi zor bir rekabet bekliyor. O Kız bu hafta totalde düşüş yaşarken AB grubunda iyi bir artış gösterdi ama genel durumu iyi olmasa da Kanal D düşük reytingli dizilerine biraz daha şans tanıyor. Bir Peri Masalı ise düşüşe devam ediyor ve dizinin zaten finale gideceği daha ikinci bölümünde belli olmuştu. Birkaç bölüme artık ekranlara veda edeceği söylenebilir ve üstelik yeni haftada rekabetin artmasıyla daha da düşmesini bekleyebiliriz. Perşembe'ye gelince Aldatmak dizisinin potansiyeli %5 civarında olduğu artık netleşti ve bu hafta dizi totalde önemsenmeyecek bir düşüş yaşarken AB oranlarını %0,74'lük bir artışla yükseltmeyi başardı ki bu kategoride durumu kötüydü. Dizi gününün lideri olsa da genel olarak büyük bir ilgi yakalayamadı ama yeni gelecek rakiplerinin karşısında da bu civarda kalırsa sezon sonuna kadar devam edebilir.
Geçen hafta düşüş yaşayan Gelsin Hayat bildiği gibi bu hafta iyi bir yükseliş gösterdi ve totalde %5'e yaklaşarak gününün ikincisi konumunda. Dizinin gitgide düşmesi beklenebilirdi ama tam tersine bu civarda stabil bir şekilde ilerliyor. Daha güçlü rakipleri olsa belki durumu zorlaşırdı ama yine de ilgi çekmeyi başarıyor. Nitekim aynısını diğer rakipleri başaramıyor. Bu arada kadrosuna Pamir Pekin'den sonra Atilla Olgaç da dahil oldu. Camdaki kızsa her hafta reyting oranlarını arttırmaya devam ediyor. Gerçi genel olarak bakılırsa %3,58'den %4,34'e ulaştı. Bir ayda %1'lik bir artış bile gösteremedi ama en azından rakibi Mahkum gibi düşüşe geçmedi ve erken final riskinden kurtuldu. Mahkum ise %2 civarında ilerliyor ve dizinin final riskinden defalarca bahsetmiştik. Yapım şirketi her ne kadar dizinin henüz final yapmayacağına dair açıklama yapmıştı ama ay sonu 31. bölümde final yapacağı söyleniyor. Genelde bu tür açıklamalar diziye yönelik ilginin daha da düşmemesi için yapılır ama pek bir etkisi olmaz. Bunu da tekrar belirtelim. Duy Beni ise %2'lik izleyici kitlesini hala korumayı başarıyor ve Star için de bu oranlar yeterli ama artık bir noktada finale götürmesi gerekecek. Bakalım ne zaman? Salı gününe gelince bu sezonun başlangıcına göre reytinglerini arttırmayı başaran 3 kız kardeş bu hafta küçük bir düşüş yaşadı ama pek önemli olduğu söylenemez. Baba dizisi ise totalde önemli sayılmayacak bir düşüş yaşarken AB oranlarını artırmayı başardı. Dizinin genelde AB'si hep totalden daha yüksekti ama son birkaç bölümde bu avantajını kaybetmişti. Şimdi ise tekrar yakalıyor gibi fakat bu sefer de totali düşüyor. Pazartesi gününde ise önemli bir boşluk olduğu söylenebilir ve Ay Yapım yeni dizisini de ertelediğine göre bakalım bu boşluğu hangi dizi dolduracak? Hem Alparslan %5'te kalarak bir o kadar daha izleyiciyi şimdilik çekemiyor hem de en az %10'luk bir aksiyon mafya dizi izleyici kitlesi pazartesi ekran başında değil. Alparslan geçen hafta AB'sini ciddi bir şekilde yükseltmişti ama bu hafta %1'lik bir kayıp yaşadı. Totalde de az bir düşüş var. Yasak Elma, beklediğimiz gibi totalde %5'i de aşarak her sezon başında olduğu gibi izleyici kitlesinin ilgisini yakalamayı başarıyor ve AB grubunda da yükseliş var. Küçük Bir Gün Işığı ise Yasak Elma'nın yükselişiyle düşüş yaşadı. Belli ki her iki dizinin de ortak bir izleyici kitlesi var ve birbirlerini etkiliyorlar. Tabii Yasak Elma 5 sezonluk bir hit olduğu için endişe duymuyor ama Gün Işığı'nın sezon sonuna ulaşması için bu oranlarını koruması şart. Geçen hafta %10 barajını aşan Gönül Dağ, bu hafta her iki kategoride de önemli bir düşüş yaşadı. Tabii pek bir önemi yok ve yine yükselecektir ama böylece haftalık liderliğini Yalı Çapkın'la kaptırdı. Kardeşlerim ise totalde ufak bir kayıp verirken AB oranlarını arttırmayı başardı. Ayrıca dizinin yurt dışı satışları da oldukça iyi gidiyor ve artık 50 ülkeye satılmış durumda. Yıldız oyuncuları olmayan bir gençlik dizisi için çok iyi bir sonuç. Arka Sokaklar ise 17. sezonuyla yayına geri döndü. Geçen sezon %5'in üzerinde açılış yapan dizi, bu sezonda totalde %4 ile açılış yaptı. AB kategorisinde ise %2'nin altında kaldı ama elbette yükselişe geçme potansiyeli var. Ve Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi reytinglerde %8'den %2'lere kadar düşmesine rağmen ikinci sezon onayı almıştı. Fakat yine %3'ün altında kalarak açılış yaptı. İlk başta Osman Sınav projesi olması sayesinde güçlü bir ilgi yakalamıştı ama kısa sürede tüm potansiyelini kaybetti ve tekrardan yakalaması oldukça zor. İyilik dizisi geçen hafta %3'e düşmüştü ancak bu hafta artış göstererek %3'ün üzerine çıkarak biraz daha yayında kalmaya çalışıyor. Kasaba Doktoru düşüşe devam ediyor ve artık %2'nin de altına inmiş durumda. Bakalım dizi daha ne kadar dayanabilecek? Bu hafta iki yaz dizisi daha finalini yaptı. Seversin %1'in altında 20. bölümünde ekranlara veda etti ve böylece Kanal D dizisinin reytingleri düşük olsa da izleyicisinin güvenini kazanmaya devam ediyor. ATV ise her ne kadar yaz sezonunda iki dizisinin de keskin düşüş yaşamalarıyla erkenden finale götürse de Gül Masalını bir aylık sürdürdü ve dizi de çok fazla keskin düşüş yaşamadan %2 civarında kalarak 17. bölümünde final yaptı.